Evet sevgili dostlar, Bambu ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınızda yine bir Sea of Thieves videosu var. Bildiğiniz gibi iki hafta önce mi oldu? İki hafta önce falan bir video atmıştım, bir macera paylaşmıştım. Özellikle Twitch üzerinde sıklıkla oynadığımız bir oyun. Birkaç arkadaşımla birlikte keyif de alıyorum. Sizler de eğer Sea of Thieves meraklısı iseniz Twitch adresimize gelebilirsiniz. Aşağıda zaten açıklamalar kısmında Twitch adresimiz yazıyor. Oraya gelip oyunu canlı canlı izleyebilirsiniz. Bugün aslında size Sea of Thieves'de böyle bazı görevleri anlatmayı düşünüyorum. Yani bildiğim kadarıyla birçok görevle alakalı bilgi, trik tarzında şeyler vereceğim. İlerleyen zamanlarda güzel bir şey oluşturabilirsek, komünite, topluluk oluşturabilirsek bu oyun özelinde hep birlikte gireceğimiz, böyle filolar kurabileceğimiz, birlikte deniz savaşı yapabileceğimiz etkinlikler falan yapmayı da düşünüyorum. Şimdi ben aslında size bu bölümde ne yapacağım? Şimdi ben Pirate Legend olma yolunda ilerliyorum oyunda. Henüz Pirate Legend değilim. Golden dediğimiz bu altsız stokçusu şirketinde 50 seviyeyi geçtim. Fakat bu Tüccar İttifak ve Ruhlar Örgütü'nde 45 seviyeyimiz yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Tüccar İttifakı bana kalırsa oyunda en zor kasılması şey yapan olan bir şirket. Dolayısıyla Tüccar Örgütü'nü en hızlı nasıl kasabiliriz diye baktım, onların bir görevi var. Bir batık gemi görevi var. O batık gemi görevini sizlerle birlikte yapacağız bu videoda. Bayağı bir şey çıkıyor, sandık çıkıyor, chest çıkıyor. Ruhlar Tüccar İttifakı örgütünün chestleri çıkıyor. Hem hızlı bir şekilde 5 seviye olabilirsiniz bu chestleri toplayarak, hem de bu ablamızı bir an önce 50 seviye yapmak için bu görevi yapmanız lazım. Bu görev belli bir seviyeden sonra açılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 30. seviyeden sonra açılıyor olması lazım. Yanlışsam beni düzeltin, aşağı yorumlar kısmına yazın. Şimdi batık gemi görevinde şimdi bir oyuna girelim. Size bir şey yapacağım. Birkaç tane şey göstereceğim bilmeyenler için. Nasıl yapılır? Nasıl hareket edilir? Onunla alakalı böyle bilgiler olacak. Öncesinde tabii birazcık loot yapalım. Çok böyle oha lan boş çıktı. What? Oğlum niye boş? Biri mi var yoksa burada? Buraları yeni toplamış adamlar. Sadece bro. Şimdi Sea of Thieves aslında bir korsan hayatta kalma macera tarzında bir oyun. 3 tane farklı gemi tipi var. Bu gemi tipi şalupayla başlıyor. Daha sonrasında guletle devam ediyor. En sonunda da galyon var. Ben şu an en küçük gemiyi aldım. Şalupa aldım. Bu tek kişilik bir gemi. Aslında 2 kişi de oynayabiliyorsunuz. İlk birer tane topu var. Bunun bir büyük boyu var. 3 lira farkla. O da atıyorum bu arada parayla falan değil. 2 tane topu var. Brigantin diyorlar ama Türkçeleştirmede gulet diye geçiyor. Bir de galyon var. O galyonda işte 4 tane topu var yanlış hatırlamıyorsam. O oyundaki en büyük gemi. Onu 4 kişiyle oynayabiliyorsunuz. Guleti, orta seviye gemiyi 3 kişiyle oynayabiliyorsunuz. Şalupayı da 1 maksimum 2 kişiyle oynayabiliyorsunuz. Dolayısıyla oyunda tek başınıza oynuyorsanız şalupa almanızda fayda var. Denizlere açılıyoruz. Denizlerde hem NPC'ler var hem de gerçek oyuncular var. Bunlarla gemi savaşı yapabiliyorsunuz. Size kalmış. Oyunda birçok görev var. Bunlara zaten yeri geldiği zaman değiniriz. Ben şimdi temsilcilik açacağım. Oyunda 3-4 tane şirket var. Çok fazla böyle dallanıp budaklandırmak istemiyorum. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Ben Tüccar İttifakı'ndan bir bayrak açtım. Bu bayrağı açtığınız zaman bayrağın 5 tane seviyesi oluyor. 5. seviyeye geldiği zaman çeşitli işte ekstra yüzde bonuslarla sattığınız sandıklar fazla paraya gidiyor. Yani 1000 liraya sattığınız sandık %200 galiba. 5 seviye olduğu zaman %200 ekstradan para alıyorsunuz. Yani sandıktan neredeyse 2 katı daha fazla ekstra bonus geliri elde edebiliyorsunuz. Şimdi ben Tüccar İttifakı'ndan şeyi aldım. Temsilciliği aldım. Ablamızın bayrağını açtım. Bir de bu abladan bir de görev alacağım. Benim görevim vardı. Muhtemelen o piç oldu. Şu görev. Şu görevi aldığınız zaman arkadaşlar alalım. Sikkelerimizi bir saysın bir sikkelerimizi. Tamam güzel. Bu görevi alıyoruz. Hemen şöyle bir gemiyi de üstün körü bir şey yapacağım. Boyayacağım. Bunlarla alakalı aklınıza takılan hususlar olursa yine sorabilirsiniz yorumlar kısmında. Neden bahsedeyim? Abi ben şununla alakalı şeyleri çok bilmiyorum. Söyler misin falan filan derseniz yardımcı olmaya çalışırız. Gemiyi hafif bir boyadım.
Görevi aldıktan sonra şöyle burada bir görev masası var geminin. Görev masasına geliyoruz. Buradan abi diyoruz, biz diyoruz görev aldık diyoruz. Cin göz değil de bu görevi aldık diyoruz. Bunu yapacağım diyorsun ve görev başlıyor. Yani çok temel seviyede anlatmıyorum. Hızlı hızlı görevler özelinde anlatıyorum. Şimdi bu görevi aldığınız zaman size bir görev çıkıyor. Diyor ki bir tane diyor gemi var diyor. Bu gemi diyor batmış diyor, tamam mı? Bu geminin de rotası buymuş diyor. Elimizde bir harita var diyor. Bu rotayı takip ederek diyor bu gemideki ipuçlarını toplayıp diyor batan gemideki ipuçlarını toplayıp diyor geminin yerini bul. Kaptan odasının anahtarını bul. Ve o oda içerisindeki bütün hazineleri gemine al gel bu ablamıza sat. En sonunda da bir manifesto olacak, bir kitap olacak. Abla zaten manifestoyu istiyor. Manifestoyu aldığımız zaman görev tamamlanmış oluyor. Diyor ki bak diyor kayıp gemi diyor yorulmaz bilmez diye bir gemi kaybolmuş. Batmış yani. Yağma mıntıkasından kalkmış bu gemi. Ve Morhun zirvesi mıntıkasına gidiyormuş. Burada yapacağımız ilk şey bu haritayı alıyoruz babacığım. Aha buraya geliyoruz. Diyoruz ki bu adam diyoruz yağma mıntıkasından kalkmış. Peki şimdi o zaman pardon. Yağma mıntıkasını bulalım. Aha yağma mıntıkası, yağma mıntıkası neredeydi? Neredeydi yağma mıntıkası? Buralarda bir yerde olması lazım. Evet çok güzel. Yaklaşıyoruz sanki. Yaklaşıyoruz. Fuck. Yama mıntıkası yok. Neredeydi lan bu mıntıka? Kayıp denizler. Golden. Burası da açılmış ha yeni güncellemeyle. Kaçakçı körfezi. Yaşlı vefakâr. Kraken helakı. Yama mıntıkasındaymışız zaten biz. Zaten yama mıntıkasındaymışız. Diyor ki bu abi diyor yama mıntıkasından şey yaptı diyor. Kalktı diyor. Tamam mı? Yalnız burası benim şu adayı bulmam lazım ya. Böyle aşağısında şey olan, boşluk olan. Evet. Hırsızlar limanından yola çıkmış bu abi. Yani şuradan. Tamam mı? Bir dakika. Bak ya. Heyecanlandım. Evet. Bu abi buradan yola çıkmış. Tamam mı? Sonra adam bu şekilde böyle bir gitmiş. Şuradan da şöyle bir gitmiş. Tamam mı? Şeye kadar. Morov'un zirvesi mıntıkasına kadar böyle gitmiş bu adam. Şu şekilde bir güzergah izlemiş abimiz. Şöyle bir aralıkları güzel yapalım. Bizim güzergahımız bu. Bu güzergah üzerinde ipuçlarını bulup gemiyi şey yapacağız. Yani aslında biz doğuya doğru gideceğiz. Hemen çapamızı kaldıralım. Burada ipuçlarını nasıl buluruz? Önemli olan husus o. Bir de şey yaparsanız, küçük bir trik olsun size. Şunu şöyle ortalayın, tamam mı? Tam böyle ortada kalsın güzergah. Sürekli haritaya bakmak için aşağı inmenize gerek yok. Şuradan böyle bakabilirsiniz. Aa ben buradaymışım. Bak ben buradan doğuya gideceğim veya batıya gideceğim şeklinde yapabilirsiniz. Çapayı kaldırdık. Yelkenleri indireceğiz. Oyunda gemiyle alakalı her şeyi siz kontrol ediyorsunuz. Yelkenleri, topları, çapayı. Tamamen sizin kontrolünüzde. Tek başına oynuyorsanız da bunu yapmak zorundasınız. 4 kişiyle oynuyorsanız da bunu yapmak zorundasınız. Şöyle bir east'e doğru biz bir yol alalım. Tam böyle bir east'e döneceğim. Çok güzel babacığım. Şu şekilde bir dönelim. Buradan gidelim. Bakıyorum doğru yolda mıyım? Doğru yoldayım. Şimdi bunu yaparken böyle bu görevde hafif böyle çil gidin. Götüm götüm böyle yavaş yavaş. Alın elinize dürbünü. Buradan ufka doğru bir bakın. Bakın mesela şuradan martılar uçuşuyor. Görevdeki en büyük şey ipucu bu. Şu martıların uçtuğu yerlerde bilin ki orada bir ipucu var. Batan gemiyle alakalı bir ipucu var. Ben dümenimi oraya doğru kırıyorum. Oraya doğru gidiyorum. İlk ipucunu bulduk, rahatız. Açtım. Şöyle hafif döndüm. Bir daha bakıyorum tam olarak nerede kalıyor diye. Evet.
Tam olarak burada kalıyor. Buradan da yelkenimizin ayarını rüzgar yönüne çevirelim. Buradaki rüzgar yönlerini görüyorsunuz. Bu rüzgara göre yelken ayarını yapıp geminin daha hızlı gitmesini sağlıyorsunuz. Sağda solda bizi tehdit eden oyuncu gemisi var mı diye bir kontrol edeceğim. Ya yani şu anda server sakin gibi. En azından Reaper yok. Reaper, o terimleri de anlatırız. Yayınlarda zaten anlatıyoruz. Twitch yayınlarına mutlaka gelin. Yani olabildiğince akşamları açmaya çalışıyorum. Her akşam olmasa da yani 3 günde bir, 2 günde bir akşamları saat 7.30'la 8 arasında yayını açıyoruz. 10'a 11'e kadar takılıyoruz. Hem sohbet muhabbet ediyoruz, hem görev yapıyoruz, hem fight yapıyoruz. Gemi fightları falan yapıyoruz. Oyuncularla, şeylerle, NPC'lerle. Şimdi babacığım ben burada ilk ipucuna doğru gidiyorum. Sağda solda ufukta bir gemi de görmedim şu anda. Sakin gibi denizler. Biraz böyle hız kazanalım. Martılar. Martıları görmeye başladık. Belli bir mesafeye kadar yaklaştık. Şimdi birazdan yelken kapama işine giriyorum. Yelkeni kapatıp gemiyi hafiften durduracağım. Birazcık daha gitsin. Tamam, gemiyi durdurabiliriz. Hemen de durmuyor zaten gemi. Evet, bakın ipuçlarımızı bulduk. Şimdi şeyi de açtık değil mi lan biz? Heh, ticaret şeyini de açmışız. Emiseri. Diyorlar ya Emiseri. onu açtık. Temsilcilik. Tamam. Babacığım şimdi burada zıpkınımız var. Zıpkında hiç böyle Abel gibi yüzmenize gerek yok. Bunu zıpkını alacaksınız. Hem yemek alacaksınız kendinize. Hem de şu bak işte gemi gidiyor hala. Birazcık daha sağa döndüreyim. Açım kayboldu zıpkındaki. Şöyle yaparsam zannediyorum hepsini toplayabilecek duruma geleceğim. Okey. Şimdi de tam ortalayalım da dümeni. Sağa sola dönmesini çok istemiyorum gemimin. Deniz tavuğu. Benim gemimin ismi Deniz tavuğu. Kaptan Jack'i izleyenler vardır çizgi film olarak. Jetix'te çıkıyordu. Ah be. Ulan var ya. Var mı lan izleyen? İzleyen varsa bir yazsa ya. Ben bu çizgi filmi izledim diye bir şeyi bilelim. Herkes bilmez. Çünkü eski bir çizgi film. Yani yaşı biraz daha büyük arkadaşlar şey yapabilir. Şurada bir tane şey var bak. Anahtar var. Gördünüz mü? Bu gemiyi bulduğumuzda kapısını açacağımız anahtar. Şurada bir tane şey var. Chest var. İşte bunları satacağız biz. Hatta bunu ben geminin böyle burnun şeyine koyayım. Ucuna koyayım. Hatta şöyle yapayım. Sonra bir de şurada ipucu sandığı bak mavili. Burada bir not buluyoruz. Notu alıyorum. Görev geldi. Yani ilk ipucunu bulduk. Şunları da bir lootlayalım. İçinden tahta mahta alalım. Yani şey olmasın. Top lazım çünkü belli olmaz. Manyağın biri gelirse çok hazırlıksız gemi batar yani. Batar. 20 tane falan top var gemide şu anda. Sadece yemek çıkıyor arkadaş. Muzu almayacağım. Bir de şunu alayım ben. Bakayım tahta. Evet. Burada herhangi bir dalga dümen yok. Neyse. Biz tahtalarımızı, tahta sandığına, yemeklerimizi yemek sandığına koyalım. Toplarımız da burada. Her gemide farklı yerlerde oluyor. Genelde stabil oluyor da sadece şalupada üstte. Diğer iki gemi tipinde altta oluyor. Neyse. Ne diyor abi? Aptal kıvırık kuyruğunu yediğim için kaptanın kara defterindeyim. Ne olmuş ki? Karga yuvası kalesi sahilinden geçerken bir tane tutacağım. Balığını yemiş kaptanın. Kaptanın balığını yemiş arkadaş. O sıkıntı. Şimdi anahtarı bulduk. Tekrardan iste doğru döneceğim. Geminin burnunu iste çevireceğim. Yine bir martı sürüsü. Ufukta bir martı sürüsü arayacağım. O martı sürüsünü bulduğumda zaten görev de tamamlanmış olacak diye düşünüyorum. Eğer şanslıysak. Evet. İkinci martıları da gördüm. Şurada arkada kalmış. Tam oraya doğru gidiyoruz. Yani arkadaş en uca koymuş ya. Bazen buralarda buluyorsun. İlk şey ipucunu burada bulmuştuk. Şuralarda falan çıkıyordu. Gitmişler anasının nikahına koymuşlar. Şans yapacak bir şey yok. Şimdi oraya doğru gidiyorum bakalım.
Oraya gideceğiz. Zaten biliyorsunuz anahtarımızı bulmuştuk. Bunları da aldık. Bunlar normal şeyden çıktı. Anahtarı nereye koydum lan? Anahtar. Heh, buradaymış. Tamam, okey. Anahtar çok önemli. Çünkü oradaki Kaptan Köşkü'ndeki depo sandıklarını alabilmemiz için o kapının kilidini açmamız lazım. O anahtar olmadan toplayamıyoruz. Uzağa koymuşlar ya bu sefer. Karşımıza zaten bir tane gemi var. Hani orada adam olma olasılığı dolayısıyla yüksek. Ama o NPC. Tamam, sıkıntı yok. Bir atlayalım bakalım, gemi burada mı? Yorulmak bilmezin enkazı. Aslanım benim ve buradaymış. Oh be, ulan var ya zor bulduk ha. Haritanın en sonuna koymuşlar. Şimdi burada yapmanız gereken şey enaktarlığı alıyorsunuz. Ya burada inşallah adam yoktur. Bu anahtarla gidiyorsunuz. Kapıyı açıyorsunuz. Ve alt katta da görevle alakalı bir manifesto var. O manifestoyu da alacaksınız ve görevi tamamlayacaksınız. Bu sizin hem tüccar şirketindeki seviyenizi hızlı bir şekilde arttırmanızı sağlayacak. Hem de patlayıcı da var. Hem de şeye konusunda işinize yarayacak. Emiseriyi daha hızlı arttırabilirsiniz. Çünkü hepsi aynı tip kasa olduğu için şey hızlı artar yani. Emiseri seviyesi, temsilcilik seviyesi daha doğrusu daha hızlı artar. Aynı zamanda da level kasarsınız. Çünkü çok fazla gördüğünüz gibi şey var burada. Aşırı fazla yani. Bu görevi yapmayı seviyorum ben. Tüccar İttifakı'nın bence en güzel görevlerinden biri bu. Çünkü hızlı bir şekilde seviye kasıyorsunuz. Şunu da bırakalım abi. Ya biraz yemek aldım galiba yanıma. Zorlayacağım sistemi. Şöyle. Gel bakalım. Umarım şeyde yakalanmayız. Ya biz bir çıkalım, nefes alalım. Okey. Tekrar. Bunları böyle tek tek çıkarmak zorundasınız. Aslında şu oyuna şöyle 1-2 dakika böyle nefes tutabilecek şeyler yapsalar iyi olur ya. Ufak tefek böyle 1-2 parça, ne bileyim. Su altı sıkıntı oluyor. Ya da su altı şehirlerinde olan böyle hava ve baloncuk fışkırtan bitkiler var ya. Onlardan falan koyabilirler böyle bu tarz görevlere ya. Sürekli şey yapmak biraz sıkıntı. Nefes almaya çıkmak sıkıntı. Yani yemek yiyerek bunu çözüyorsunuz bir şekilde. Bakın hemen 3 seviye oldu. Biz bunu 4 deriz. Yemeğim var değil mi lan? Yemeğim yok. Yemeğim yok, ben bir yukarı çıkayım. Çünkü yemeklerin hepsini şeye koymuştum. Aşağıda yemek bulurum ben olmazsa. Şurayı bir toparlayayım da. Birazdan köpek balığı da gelirse muhtemelen beni öldürür. Ama şunları da almak istiyorum abi. Bombayı almaya gerek yok. Ne sesiydi o? Şu gemiye bir gidelim. Köpek balığı geliyor, öldürecek beni yoksa. Fak 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 fak, lütfen 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 ölmeyeyim, lütfen ölmeyeyim, lütfen ölmeyeyim, lütfen ölmeyeyim, lütfen ölmeyeyim, lütfen ölmeyeyim. Yes. Okay. Ananas, avokado, bundan alalım. Birkaç tane de muz alalım. Muz yiyelim. Bir canımızı kanımızı bir yerine getirelim. Bir tane de nar yiyelim. Gemiyi şöyle hafiften döndürelim. Nasıl köpek balıklarına bak 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 bak, nasıl bekliyorlar bak, çakallar sizi. Hayırdır oğlum siz lan? Okey.
Hafif gemiye bir hız verelim. Şöyle. Tamam, kapat. Okey. Gördüğünüz gibi hemen 4 seviyeye çıkaracak bizi burası. Daha gemiyi aldığımızda da verecek o puandan bize. Aşağıda yemek de vardır. Bu şekilde alacağız. Tamamen tüccar ittifakında seviye kasmak için yaptığımız bir eylem. Bir iş. Sanki böyle top atıyorlarmış gibi bir hissiyat oluyor ya. Bilmiyorum size de oluyor mu? Sandığı bırakınca oluyor galiba. Allah, oh hedefek. Sandığı bırakıyorum. Puf diye bir ses duyuyorum. Manifestoyu alalım. Captain. Captain, where is? Where are you, Captain? Are you, Captain? Bunlar boş. Büyülü gülle. Gerçi direkt şey yapacağım da. Avokado. Bunlar yiyelim. Top alalım. Okey. Şu kaptan nerede lan? Ölen kaptan. Şunu da bir alacağım. Heh, kaptan da burada. Okey. Ver bakayım manifestonu sen bana bir. Seviye 4 olduk. Şunu da bırakalım. Bir tane nar yiyeceğim. Canımı şu an göremiyorum. Evet. Gayet güzel. Takdirnameyi de bunu da saldım. Bir tane ananasla canımızı bir yükseltelim. 44'e getirmişim bak tüccar şeyini. Güzel. Görev tamamlandı. Şu an yapacağın şey bunları Allah toplayıp biliyordum köpek balığı saldıracağını. Gel lan buraya. Şerefsiz. Ödüm bokuma karıştı. Tam döndürelim bir gemiyi. Şimdi bunları gemiye aldığımızda da neredeyse 5 seviye falan olacağız yani. Bu da iyi bir şey. Oluruz diye tahmin ediyorum ya 5 seviye. Ha? Bence tek görevde bunu 5 seviye yaparız biz. Keşke her görev böyle olsa. Biraz daha az veriyor ama olsun. Böyle hızlı bir şekilde topluyorum. Evet. Gayet iyi. Bu hızlı bir şekilde bayrak seviyesini arttırma yolu olabilir tüccar anlamında ve tüccarın kendi seviyesini de bu şekilde birkaç kere bu görevi yaparak şey yapabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Tabii arada bir etrafa bakmakta fayda var. Yani sağdan soldan gelecek bir ani sürprizlere karşı şey yapın. Çapa atmamaya çalışın. Yani çok gerekli olmadıkça bu tarz durumlarda çapa atmayın. Çünkü bir baskın bir şey yerseniz çapayı kaldırana kadar adamlar size bir chain atar, zincirli gülle atar. Yelkenizi düşürür. Siz de hani şey yapar yani. Zor durumda kalırsınız yani. Çapa atmayın kısaca. Ben hani satarken bile çapa atmamaya çalışıyorum. Çok nadir. Çapayı ben sadece böyle ani böyle dönüşlerde, virajlarda kullanmaya çalışıyorum. Morov'un zirvesi mıntıkası hemen sağdaymış aslında bu mıntıka. Biz sağa doğru bir dönelim. Allah. Yelkenimizi açalım. Mıntıkaya yanaşıp satalım. Ve görelim bakalım. 45 seviye olacak mı? Şirketimiz. Yani tek görevde bayrağı 4 seviye yaptık. Tek görevde. Hatta neredeyse 5 seviye oldu yani. Bir İspanyol kalesine gitsek 5 yaparız. Şu gemi mi lan? Ne bu böyle? Gemi zannettim ha. Bunu kapat bakalım. Rüzgarı şöyle bir solumuza alalım. Döneceğiz birazdan.
Aha, burasıymış lan. Şöyle dön bakayım. Tüccar abla burada. Şöyle güzel bir şekilde yanaşalım. Budur olay. Bak şu şekilde bulutlarda işte görevler oluyor. Gemi fortu. Fort of the Damned. Çok güzel görevdir. 3 tane boss çıkar. Abla senin totondan tutsan nasıl olur? Burada çapa atabilirsiniz. Sakin gibi duruyor çünkü. Evet, abla, merhaba. Al bakayım. Bak 3.3000 normal geldi. 3000 lira da şey bayraktan geldi. Onu bir de biz 5 seviye yapsaydık eğer daha da fazla gelecekti. Neredeyse %100 şey yapmış. Oğlum gemiyi de ne yanaştırmışım be. Valla. Buradan bile alıyorum yani direkt. Yalnız ada dönmesin. Almayalım onu. Al ablacım al. Al ablacım benim. Canım benim. Bunları böyle hızlı bir şekilde satacağız. Hemen satalım bunları. Çok böyle sağa sola şey yapmayacağım. Başınız dönmesin. Bu kadar abi. $680.000 oldu. Seri seri satıyoruz. Bu kadar. Bayrağı da indir. Bitti. 3K'da bayraktan geldi. Şimdi bir oyun ki aa bunu bak bunu satmadan indirdik bayrağı. Neyse sıkıntı yok. Bunu da satalım. Gayet güzel. 10 numara 5 yıldız. Tüccar bayrağını indirdik. Şimdi bir bakalım seviyemize ne oldu? İtibarımıza. Tüccar ittifakı gördüğünüz gibi 45 olmuş. Hatta 45'i de yarılamış. Gayet güzel. Yani dediğim gibi bol bol şey gelecek. Seviyeye de geldi. Bol bol Sea of Thieves videosu gelecek. Özellikle canlı yayınlara gelmenizi tavsiye ederim Twitch üzerinden. Zaten Twitch üzerinden canlı yayınlara geldiğinizde orada oyunla alakalı aklınıza takılan sorular varsa bildiğim kadarıyla anlatmaya çalışırım. Yani olay bundan ibaret abi. O zaman kendinize çok iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Bağımsız kalmayın. Saygılar, sevgiler.